hep bizde mi sorun yani? Hep biz mi içimize bakacağız? Hepimizin hayatına giren herkes, her kişi doğru kişidir. İnsan çünkü varlığını ötekinde kuran bir varlık. Çocuk bilinciyle yapıyoruz bazı şeyler. Aile dizimi öyle bugün git haftaya gel, o haftaya git, bugün gel. Öyle bir şey değil ki aile dizimi. İlk eşler anneye kurban edilir. Evet. 3 kez ve fazla olduysa aynı şey. Bu muhakkak orada zaten takıldığımızı gösterir. Bana kalsa evlilikler 5 yılda bir otomatik düşsün derim. Bu ne yapsa yanına kar kalıyor adamın ya. Kapağı atan evlenmek istiyor. Sabit gelirli biriyle. Çok değersiz hissediyoruz. Çok değersiz hissettiriliyoruz. Doktor bu ne? Doktor bu ne? Tuna hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen? Çok iyiyim. Çok iyi. Ne güzel. Sanırım çokla iyi arasında bir şeyler var ama. Buçuklu. Terapistleri, psikologları konuk aldıkça böyle biraz ister istemez şey oluyorum. Eyvah, anlayacaklar mı? Duygu geliyor insana. Şimdi şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda sen de bir şeyle karşılaştım. İşte şöyle bir adam, kadın denk geldi. Bir içine sor, bir geçmişine bak. Hep bizde mi sorun? Hep biz mi içimize bakacağız? Bu çok yorucu değil mi? Çok yorucu ama sonuçta o kişiyi kim çekiyor kendine? Onunla bir araya gelen kim? İlişkilerde temel bir şey vardır. Hepimizin hayatına giren herkes, her kişi doğru kişidir. Çünkü seni bir yere taşır. Kendinde eksik olanı ya da kendinde fark etmediğin şeyi gösterir sana herkes. O yüzden hayatımıza giren her kişi doğru kişidir. Ama günün sonunda bu ilişkide ben varım, o kişi benim için var ve ben ona baktığımda onun gözlerinde kendimi görüyorum. Onun gözleri sıcak olduğunda ben kendimi daha çok seviyorum. Onun gözleri soğuk olduğunda kendimi sevemiyorum ve değerli hissetmiyorum. İnsan çünkü varlığını ötekinde kuran bir varlık. Ya her şey bizle alakalı, bizle alakalı olmayan bir şey sadece yaşamsal sistemler, hava durumu, göksel faaliyetler. Onlar bizle alakalı değil, bizimle ilintili ama. Yağmur yağdı, ıslandım, grip oldum, yatıyorum. Ne diyor bu insan? Yahu diyor işte olmayacak günde yağmur yağdı. Beni grip yapan şey yağmur diyor. Seni grip yapan şey şemsiyesizlik. Biz işte baktığımızda kendimizle ilgili ya da hayatımızla ilgili bir sorunu tespit etmekte zaten güçlük çekiyoruz. Bu kadar debelenmemizin sebebi o sanki. Şemsiyesizlik beni hasta etti. Benim bir şemsiyem olsaydı yakınımda bir yerde ulaşabildi. Yağmurdan nispeten korunabilirdim ve üşütmezdim. Ne bileyim, hasta olmazdım. O yüzden işte Ahmet geldi bana bunu dedi. Ben çok kırıldım. Ayşe geldi bana bunu yaptı. Ben çok kırıldım. Burada kırılan kişi kim? Ben kırıldım. Ben sana bir şey söylüyorum. Biz gülüyoruz. Başkasına aynısını söylüyorum. Bana küsüyor. Çok öznel alırız biz her şeyi hayatta. Tabii ki başkalarının hataları oluyor ama beni aldatacak kişiyi hayatıma almak, kendime bakmam gereken bir şey. Ben taksiye bile bindiğimde bir tartışma çıkıyorsa benim biraz o aralar ne kadar gergin olup olmadığımla alakalı olabilir. Bu peki aynı zamanda çok kibirli bir şey de değil mi? Her şeyin benimle ilgili oluyor olma fikri. Kibirli bir yerden almıyoruz ama bizi kibirli bir yere doğru götürür eğer farkındalığımız düşükse. O kadar öznel ele alırlar ki gün içindeki hayatına bugünkü akışım diyor. Çocuk bilinciyle yapıyoruz bazı şeyleri. Bazı şeyleri de ebeveyn bilinciyle yapıyoruz. Yetişkine gelmemiz gerekiyor. Tabii ki bu yaşam benim için var. Ben tekamül edeyim diye var. Bunu olmasında bana ne mesaj ver demek başka bir şey. Ben bunu nasıl yarattım başka bir şey. Nasıl farklılıkları var? Ben bunu nasıl yarattım dediğin zaman yarattım fiilini bir düşünsene. Kime atfederiz biz onu? Tanrıya. Yani küçük küçük tanrıcıklar olarak yaşıyoruz işte sokakta. Halbuki ben bu başıma gelen şeyden ne mesaj almalıyım? Aynı anda kapıda taksi bekleyelim seninle. Ki en az yarım saat gelmeyecektir kimse. O da ayrı. Ama senin bilme ihtimalin benden bir tık daha fazla olacaktır. Bana emin ol daha uysal biri düşecektir. Niye? Çünkü ben daha sakin biriyim. Onun gibi düşün. Bundan kaçarımız yok. Aynı restorana o gün 200 kişi gider. Birinin tabağında sorun çıkar. Bil bakalım kimde olur. O kişi zaten gergindir. Yaşamda yeteri kadar saygılı bir yerde durmuyordur. O yüzden bizle alakalı çoğu. Ama benim yarattığım demektense ben bunu niye yaşadım diye daha tevazulu bir yerden bakmak sanki daha iyi olur gibi. Bilinç dışını mı açıyorsun? Bir manada öyle diyebiliriz. Morfogenetik alanda çalışır aile dizimi. Nasıl yani? Mesela onu açar mısın? Rupert Sheldrake'in şeyidir o. Meşhur bir deney var ya. Bir adada maymunları işte patatesi yıkayarak yiyorlar. Belli bir süre sonra onlardan tamamen habersiz diğer adadaki maymunlar da işte patates soyarak yemeye başlıyorlar. Ez cümle morfogenetik alan teorisi şunu söyler. Eğer bir yerde bir şey olduysa bir süre sonra başka yerde de olabilir diyor. Biz de hücre belleğimizle ortak tür bilinci vesaire bir niyetle bir alan kurduğumuzda orada o sisteme yönelik bir takım blueprintlere öyle bir alanda çalışıyor. Psikolojideki tabiriyle bilinç dışı demek.
çok doğru olmaz. Biz aslında kolektif tabir olarak, Türkçe tabir olarak bilinç dışı diyebilirim. Ama Jung'un tarif ettiği bilinç dışı diyemem buna. Farkını nasıl anlatırsın? Jung'un bilinç dışı tarifinde ne var? Orada hani bastırmayla alakalı ve kişinin... Ama senin geçmiş anıların da var. Çocukken, bebekken olan anılar da var. Tabii ki, ama ben orada sisteme bakıyorum, özneye bakmıyorum. Şimdi bilinç dışından senin başına bir şey gelebilir. Evet. Örneğin senin baban der ki şuradan adam çıkmaz der. Okay. Sen onu duyarsın. Artık bilinç dışından ev kiralarsın bir yerde, mal sahibin oralı çıkar. Sen bilirsin bilmezsin. Doktor ameliyat olacaksın, senin doktor oralı çıkar. Bu senin bilinç dışından sana gelen, aile sisteminde dışarı ittiğin bir şeyin ya da vicdanen senin dışarı ittiğin bir şeyin senin sistemine girme çabasıdır. Bu kişisel bir şey. Ben aile sistemine baktığım için aile sisteminin bilinç dışı diye bir şey olmaz. Aile sisteminin bir enerjisi olur. Bu enerjiyle kolektif vicdanla nasıl çatıştığını gözlemlerim. Örneğin biz çok kibirli bir aileyizdir. Dolayısıyla benim aile enerjim kibir üzerine kuruludur. Ya da utanç üzerine kuruludur. Ya da suçluluk duygusu üzerine kuruludur. Sistemdeki bu suçluluk duygusunu tabii ki sistemin üyelerinde de gözlemleyebiliriz. Ama suçluluğu deneyimleyecek olayların bilinç dışından gelecektir. Ama benim baktığım alan bilinç dışı alanı değil. Daha geniş spektrumdan söz ediyorum. Peki orada şifayı komple aile sistemi mi alıyor o zaman? Tabii. Yoksa gelen kişi mi alıyor sadece? Aile sistemi de alıyor, gelen kişi de alıyor. Orada gözlemleyen, şifaya katkıda bulunan insanlar da alıyor. Peki bu aile dizimindeki en önemli şey duyguya mı bakılır? Aile diziminde sistemdeki önce pozisyonlara bakılır. Örneğin şimdi sen beni annemsin ve gece geç saatlere kadar çalışıyorsun. Ben de pencereden seni, ya benim annem işte televizyoncu, işte işi var kadıncağızın, ben de bekliyorum, çok seviyorum seni, ne yapayım? Aslında sana öfkeleniyorum bir yerde. Diyorum ki yani bu kadar çalışmasa da olur. Ben onun çocuğuyum, şurada yarım saat sonra yatacağım uyuyacağım. Sabah kalkacağım okula gideceğim. Ama öte yandan sana ciddi bir ihtiyacım var. Dolayısıyla öfkelenemem sana. Sadakatime ters. O yüzden ne yapıyorum? Mesela başka türlü ifade ediyorum. Tembellik yapabiliyorum, sorun çıkarabiliyorum evde, zıppır seni arayabiliyorum veya işte evde bazı şeylerin düzenini bozuyorum. Birincil duygumu sergileyemediğim yerlerde ikincil duygumu sergiliyorum. Ya da sınıfta kalıyorsun belki. Dolayısıyla bu ikinci duyguları görebildiğimizde, primary, secondary, bunları gördüğümüzde alandaki dizilim ve temsilcilerin duygulanımıyla, zaten burada önemli bir maharet vardır, başvuran danışan arasındaki korelasyonu da kurmamız gerekir. Burada olan onda etki ediyor mu? Burada olan ona hala gelmiyorsa o hala savunma mekanizmalarıyla orada duruyor demektir. O yüzden biz mesela çalışırız. Ondan sonra kişiler ya ben bir halledim dedim, hiçbir şey olmadı. Çünkü orada savunma mekanizmalarını indirememiştir. Kendi birincil duygusuna gelememiştir. Çünkü yeri geldiği zaman o kişi öfkenin yerine neyi koydu mesela? Farzı misal hüznü koydu. Çok depresif bir yerde. Biz onun belki hüznünü, hüzünlü yapısıyla değil, öfkeye ulaşıp öfkesini açığa çıkardığımızda kişi temas ediyor öz duygusuna. O yüzden mesela ben bazen böyle bir durumda ne yaparım? İşte eline bir yastık verin, bunu sertçe yere vur derim. Birkaç kere vurdururum, ister istemez orada ne olur? O artık öfke açığa çıkmaya başlar. O öfke açığa çıkmaya başladıkça alan da, danışan da burada gevşemeye başlar. Çünkü ilk defa gerçek duygusuna dokunur. Bir yasak olmadan kendi öznel, birincil duygusuna temas eder. Ve ondan sonra annesinin temsilcisinin karşısına geçip anne aslında ben seni özlüyordum ve bu beni çok kırıyordu. Kırıldığım için de öfkeleniyordum ama bunu sana gösteremiyordum. Beni terk etmenden korkuyordum der ve terapötik etki işte budur. Peki o kaynağı bitiyor mu orada? O çocuk yıllarca bunu yaşıyor. Yıllar sonra işte böyle bir terapiye geliyor. Tamam, duyguya ulaştın ama kaynak da yıllarca birikmiş. O nasıl oluyor? Benzer benzerle aynı şeye geldiğinde düzleme, yani bir alignment olduğu zaman orada, burada doğru bir şey yaptığın zaman kaynağın çoğunluğunu halledebilirsin. Bu bir hizalanmadır çünkü. Yani suçluluk duygusunda, utanç duygusunda, öfkede gibi yerlerde hepsini zaten öfke çuvalına koyuyorsun. Ama burada onlarca hadise var aslında. Ama sen öfkenin kendisiyle çalışıyorsun. Dolayısıyla buradaki bütün, oradaki bütün parçalara etki eder. Yani şimdi geldim ben bir aile dizimi yaptım. 35 yıllık öfkemi işte o 15 dakikada götürdüm gibi olmayabilir. Ha, aile dizimi ne yapar? Neyin iyileştirdiğinin resmini gösterir bize. Burada ne oldu da ben iyileşmeye git? Ne olursa iyileşebiliyorum demek ki bu alanda. Bunu gösterir ama artık sizin de o farkındalığı sürdürmeniz beklenir.
Türkiye'de en çok ne çıkıyor aile diziminde? Türkiye'de en temel olan şey anne baba meseleleri, bilhassa anne. Ve bana sorarsan %30, %40 anneyi kurtaramama hadisesi. Peki baba? Babalar genelde daha dışarıda, daha fail bir pozisyonda. Babalar da kötü babalar çoğunlukla. Çocukların sorunlarının çoğu anneyi veya babayı kurtaramamalıdır. Yani zalim baba, mazlum anne ilişkisi. Bravo, zalim baba, mazlum anne. Gelenlerin yüzde kaçı gerçek soruna temas edebiliyor sence? Bizde boş yoktur. Ama bu senin belki zorlamanda. Zorlama demeyeyim de. Ben hırpalanıyorum yani. Çünkü savunma mekanizmalarıyla uğraşmak için normal yani bir psikoterapist 7-8 seans bununla ilgili çalışabilir. 10 dakikam var benim. Aile dizimi öyle bugün git haftaya gel, öyle bir şey değil ki aile dizimi. Diziyle bir anda aslında patladı. Gelenler peki nasıl geliyor? Ne farkı oldu diziden sonra ve diziden önce? Diziden sonra tabii muazzam bir merak var. Dizi şöyle bir etki yaptı sanki benim gözlemime göre. Eskiden biz bu yollara çıkan ilk grup, ben ve benim işte 3-5 kişi Reiki ile çıkmıştık. İkincisi Secret'tı. İşte Secret yapıyorum, Vision Board'lar, işte panolar, işte Ferrari'ler. Bu iki unsur çok insanı topladı kendine. Ama dünya çapında bu oldu. Türkiye'nin aydınlanması sanki biraz bu diziyle olacak gibi geliyor bana. Toplumun hemen her kesimine ulaştı diyebilirim. Peki nasıl aydınlanacağız? Yani ben görüyorum çalışmalarda hayatında Reiki'nin R'sini, ne bileyim yoga'nın Y'sini, psikoterapinin P'sini bilmeden insanlar geliyor. Ben diyor evet bizi dayım diyor, intihar vardı bizde. Siz diyor hani anlattığınız videonuzda gördüm, kitapta okudum. Bununla ilgili çalışmak istiyorum diyor. Bu anlamda muazzam bir hizmeti oldu diyebilirim. Senin bir tane videon var. Annenin kaderi kızının çeyizidir. Annenin kaderi kızının çeyizidir. Böyle bir şey var mı? Fark etmezsek maruz kalacağız. Yani bir şey 3 kez ve fazla olduysa bu muhakkak orada zaten takıldığımızı gösterir. Mesela daha örneklendirebilir misin? Örneklendireyim. Annem okumak çok istemiş ama bir şekilde babası onu okutmamış. Dolayısıyla annesi okutulmamış bir kadın olarak nasıl hissedebilir sence? Gel fikir yürütelim. Değersiz hissedebilir, yetersiz hissedebilir. Ve çocukları nasıl yetiştirir? Biraz özellikle kız çocuğunu. Biraz öfke duyabilir. Olabilir ama kız çocuğuna bilhassa şunu demez mi? Oku kızım sen, senin okuman için ne gerekirse ben yapacağım. Tam tersini de söyleyebilir. Okuyup da ne olacak diye. Beni okutmadılar. Sen de okuma da diyebilir. Aynen. Al sana annenin kaderi kızının çeyizi. Dolayısıyla okutulmamış bir annenin kızıysam ben okutulmuyor muyum? Yoksa aşırı bir baskın var üstümde başarılı olmakla ilgili. Örneğin annem bir kere boşanmak istedi ama boşanamadı. Ben defaatle boşanmaya çalışmak zorundayım. Çoğunlukla zaten ilk eşler anneye kurban edilir derim ben. Neden? Annenin yapamadığını yapabilmek için. İlk eşler kurban edilir. Hepimiz genelde ilk eşimizi kurban ederiz. En şey ikinci evliliktir. Ama ikinci evlilikler de birinciden çok daha kısa bir sürede ya biter ya da onunla devam edilir. Ondan sonra jackpot 3 numaradır. İnsanlar aslında aynı hataları yapmaya devam ediyorlar gibi. Mesela bence bir insan hep aynı kadınla evlenir ya da adamla evlenir gibi geliyor. Bunu kendi içinden değiştirmezse sen. Katılabilirim ama şöyle bir şey de var. 20 yaşındaki beklentilerle 30 yaşındaki beklentilerin, 40 yaşındaki beklentilerin aynı olmuyor. Ve çok haksızlık yapıyoruz biz insanlara. Düşünsene, 20 yaşında evleniyorum, 40 yaşında tabii ki mutsuz olacağım. Üstünden 20 yıl geçmiş, ben işte bambaşka bir insan olmuşum, o bambaşka bir insan olmuş. Hala evli kalma zorundalığıyla mutsuz bir hayat sürdürüyoruz. Bana kalsa evlilikler 5 yılda bir otomatik düşsün derim. Sıkı sıkıya bağlı olduğumuz, sadakat gösterdiğimiz kalıplardan bir tanesi. Al işte Türkiye'deki sorunlar, anne kurtarılmamış anne, zalim baba. Nasıl oluyor? Boşanmak yasak. Adam karıyı dövüyor. Adam eve içkiyle geliyor. Adam kumar oynuyor. Adam eve para getirmiyor. Ya ne yapsa yanına kar kalıyor adamın ya. Ya böyle bir düzen dünyanın neresinde var? Baldıza sark, yanına kar kalsın. Karıyı döv, yanına kar kalsın. Çocukları sıra dayağına çek, yanına kar kalsın. Kazandığın parayı kumarda ye, hiçbir şey yok. Ne güzel dünya ya. Sinemayla, televizyonların özellikle özel televizyonların yaygınlaşmasıyla filan. Bu Anadolu'nun tırnak içinde söylüyorum, sakil kültürünü bir değer olarak pazarladılar. Yani o kültürü biraz isimlendirirsen ne dersin mesela? Adam ölüyor, kadını gidiyorlar erkek kardeşine veriyorlar. Hmm. Şimdi orada bir şey olmuyor. Hani her erkeğin yedeğini mi bulunduracağız? Yani onun sevme, aşık olma hakkını direkt elinden alıyorsun. Ve daha önce kardeşinin birlikte olduğu kadına sonra gidiyorsun kardeşini veriyorsun. Bu sence iyi bir uygulama mı? 14 yaşında bir babanın kızını evlendirmesi sence iyi bir uygulama mı? Bak ben bir şey söylüyorum, çok iddialı. Eğer ben kendi kızımı 14 yaşında evlendiriyorsam ben pedofiliyim demektir. Çünkü 14 yaşındaki kızıma baktığımda evlenilecek bir kadın görüyorum demektir. Evlilik çağına gelmiş bir kadını görüyorsam 14 yaşında bir kızda ben, bu pedofili değildir de nedir? Kimse kusura bakmasın. Bu sakinliği biz değer, bizde boşanma yoktur, şudur, biz işte gelinlikte alırız, kefenle bırakırız gibi bir değer olarak. İşte özel televizyonlardaki şovlar, müzikler, işte Türk sinemasının belli bir dönemi. Ben çok üzülüyorum yani, ben
hakaret etmek için buraya gelmedim ben. Niye bağlı olduğum topraklara hakaret edeyim ki? Artık yani bir entelektüel seviyeleri, bazı şeyleri tartışmamız gerek. Peki biz mesela bir ya şey... Hala davulla, zurnayla, şeyle, arabaların kornalarına basarak insanlar düğün konvoyu yapıyor. Köylü adetini İstanbul'da yapıyorsun. Bu sence iyi bir şey mi? İşte davullu zurnalı pazar günü kına olacak. İşte uyuyanı var, hastası var. Köylüyü köyünde tutamadık. Dolayısıyla travmatize ettik. Şehre geldiğiz ama travmatize oldu o. Hatırlar mısın, ben hep ne derim? Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, nasılsınız? Bunlar şehirli selamlaşmalar. Anadolu'da ne vardı? Selamünaleyküm, aleykümselam. Aç mısın? Tabii, doğru. Nasılsınız yoktur. Çünkü orada yoldan mı geldin, aç mısın, yorgun musun, paran var mı, yok mu? Şimdi bu kültürü alıp ona da haksızlık yapıyorsun. Bir anda bu adamı getiriyorsun, ne bileyim işte Osman Bey'de kapıcı oluyor bu adam. Çatışma yaşıyor. Bu adam sonra gidiyor Almanya'ya, Berlin'de işte işçi oluyor. Çatışma, yani nasılsınızların olduğu bir yerde aç mısınla olunca vicdanen bir çatışmaya giriyor. Yani zarar görüyor. Ve bu kültürü üstlenmek ve almak yerine bir de direnç geliştiriyor. Ben burada olmama rağmen ben selamlaşmamdan da, kültürümden de, yeme içme biçimimden de asla vazgeçmem. Bana her yer Trabzon diye arabanın arkasına yazıyor. Bunlar travmatize şeyler işte. Ve insanların hala geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde varlığını ortaya koyacak, cinsel kimliğin, cinsel enerjisini onurlandıracak filan hobiler mobiler. O yüzden şu an kapağı atan evlenmek istiyor. Sabit gelirli biriyle. Sen söyleyince aklıma geldi. Şimdi biz enflasyon var. Geçen sene aldığımız 1 liraya bir şeyi şimdi 5 liraya falan alıyoruz. Müthiş bir enflasyon var. Hı hı. Müthiş bir pahalılık var. Acayip vergiler var. Bu arada devlet finanse ediyoruz. Yani lüks bir devlet finanse ediyoruz, tabii, bana sorarsa. Ama hiç kimse bir şey demiyor. Yani araba alamıyoruz artık eskisi gibi. Evi zaten unuttular. Kiralar akıl alır gibi değil. Ama kimsenin sesi çıkmıyor. Çünkü anneye ve babaya işlenmesi gereken ilk günahı çoğunlukla bu ülkenin çoğunluğu işleyemedi. Hayır diyemedi. Nasıl yani? Biz buna işlenecek ilk günah deriz. Anne babanın bizden olmamızı istediği şeyle benim kendimde yaratmak istediğim şey arasında bir çatışma olduğunda benim kusura bakmayın deyip yaşama yönelmem. Anne babama hayır demem gerekiyordu. Biz onu diyemedik. Anne babaya ve bütün aile ve toplum şeylerine biat ettiğimiz için ne yaptık? Arzularımızı bastırdık. Kişiliğimizi bastırdık. Hürriyetimizi bastırdık. Bu bastırma öte yandan yoğun da bir öfkeyi de getirdi. Herkes birbirini boğazlıyor biliyorsun. Ya 2022 yılında hala ne bakıyorsun lan adam kesiyorlar burada yani. Çünkü itiraz yok. İtiraz edebilmesi için bir kişinin sorgulayabiliyor, us edebiliyor olması lazım. Bir insan us edebilmesi için kendilik kültürünü geliştirmesi, yalnız kalabiliyor olması lazım. Bizde yalnızlık diye bir şey yok. Bak Anadolu kültüründe git, kalabalık evler, tatiller kalabalık, yazlıkları sürekli memleketten misafir ağırlarlar. Kaç tane danışanla çalışıyorum ben? Yani annem sürekli yemek yapardı, çamaşır yıkardı. Hani biz evde 15 kişiydik, 15 kişinin altına düştüğümüzü ben hiç bilmem diyor kişi. Ne oluyor? Bireysellik gelişmiyor. Bireysellik gelişmeyince us edemez. Bizim o yüzden o ilk itirazı yapıp hayır ben o olmayacağım, ben bu olacağım, kusura bakmayın deyip yaşama açılmamız lazım. O olmadığı için kimse de şikayet etmiyor. Ya ben 1000 küsür liraya arabaya benzin alıyorum. Hala daha sana bir şey söyleyeyim. Pompaya bakıyorum. 1000 küsür lira, o 6-0 atılmamış olsa ne kadar olacak bu? 1 trilyon lira, düşünebiliyor musun? Bahsettiğin insanlar, Anadolu irfanı diye bir şey vardır ya, o irfandan da mı koptular? Niye yani, şimdi bir Aşık Veysel vardı, ne bileyim bir sürü isim vardı. Tabii canım, Yunus Emre'ler. İrfanımıza falan. Ne oldu? Ben ayağımızı yitirdiğimizi düşünüyorum. Nasıl yani? Yani Türkiye'nin haya etmesi lazım biraz. Biz utanma duygumuzdan olduk. Utanmıyoruz. Çok az bir kısmımız hala utanıyor ve utanmanın ruh için ne kadar terbiye edici bir unsur olduğunu bir kez daha gördük. Benim haya ettiğim, hicap ettiğim bir şeye başka biri gözünün içine baka baka bunu söyleyebiliyor da yapabiliyor da. İrfan işte kalmadı. Çünkü irfanın yerine güç geldi. Ben seni ezerim, ben seni ezeceğim. Bana şimdi utanma duygusunun sokaklarda gezdiğiyle ilgili bir şey söyleyebilir misin? Vallahi Instagram'a bakınca da söyleyemem. Sanki. Herkesin nevresimini biliyoruz. Yatak odasını net biliyoruz. Zaten işte bikini falan hani o işler zaten geçtik. Bikinilerde sağ olsunlar her sene daha da küçülüyorlar. Şimdi ben X kuşağıyım. Bana tuhaf geliyor. Anlatabiliyor muyum? Dünyada da mı bitti? Peki bizde ekstra mı bitti? Dünyada da azaldı da bizde bitti, tükendi yani. Hani öyle bir şey kalmadı artık. Biz niye Başat gibi önde gittik peki bu konuda?
Yani buna ne sebep oldu bu çünkü kadar bizde? Çünkü yine şöyle bir şey bana sorarsan. Şimdi bak adam ya bir Berlinli'ye beton mikseri göster tanır mı bilmiyorum. Bu ne arabası de. Çünkü adam 100 sene önce şehrini yapmış. Konuyu kapatmış. Benim hafızam silindi. Sen Taksim'e çıkabiliyor musun? Benim gençliğim gitti. Nevizade'ydi, Kemancı'ydı, orasıydı, burasıydı değil mi? Dolayısıyla sürekli inşaat, sürekli yenilik. Yani bir kaos var. Almanya'ya bir gidiyorsun bizi çok kıskanan Almanya'ya. Uçaktan indiğin andan itibaren bir düzen, bir sükunet, bir saygı doğru değil mi? Ben ilk Almanya'ya gittiğimde Hellinger için işte metroya bineceğim Bahar. Tabii girişte gişe bekliyorum. Gişe yok. Lan aşağı kadar indik. Perona geldik. Peronda gişe yok. Metro geldi. Metronun için yemin ederim bak hani üniversite mezunu insanım o zaman. Kendimi köyden indim şehre gibi hissettim yani. Ne yapacağımı bilmedim. Meğer içeride oraya işte bir kiosk gibi bir şey koymuşlar. Nereye gideceksin pıt 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 yapıyorsun işte oradan vagonun içinde alıyorsun bileti. O uygulamayı İstanbul'da geç bilet alana salak diye laf atarlar. Şimdi bizim değerler dediğimiz şey işte o aile bütünlüğüyle de oluyor. Aile bütünlüğünde kültürel anlamda burada çok sıkıntılar olmaya başlayınca huzurlu yapılar yerini kaotik ve öfkeli yapılara bırakıyor. Bunların da her biri birer öfkeli, birer kaotik, yeteri kadar sevilmemiş, varlığına saygı duyulmamış. Düşünsene Anadolu'daki uygulama. Doğdu öldü çocuk 6 ay sonra kimliğini sonra doğana veriyorlar. Onun adı da Mehmet, benim adım da Mehmetçin. Peki ben hangi Mehmet? Bu insanın kendini değerli hissetmesi mümkün mü? Bilinç dışında. Dolayısıyla burada bir şey söylüyorum ama gerekçelendiriyorum da onu ve saygıyla söylüyorum. Belki biraz espri yapıyoruz filan ama ne yapalım espri de yapmak zorunda kalıyoruz. Canımız yanıyor çünkü. Bu da ilkel savunma mekanizmalarından bir tanesi. Canımız yanınca bazen şakaya vuruyoruz. Çok doğru. Ama çok üzülüyor insan. Ben o insanın gözünün içine bakıyorum ya. Aile diziminde görüyorum işte. İlk Mehmet'i bir kaldırıyorum alana. İkinci Mehmet'le göz göze bir getiriyorum. Bizim ikinci Mehmet, Sultan ikinci Mehmet. Perişan. Perişan. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Biz saygıyı, sevgiyi, şimdi sen 14 yaşında zorla evlendirdiğin bir insandan doğurduğu her çocuğu sevmesini nasıl beklersin? Biz niye çocuk yapıyoruz o zaman? Çünkü çocuk çok narsistik bir ürün olmaya başladı. Eskiden çocuk ailenin refahına doğrudan katkı eden bir elemanken, tarlada çalış, mutfakta şey yap filan. Şimdilerde artık ondan ziyade bir statü unsuru, bir sevgi şey yani evde pet besler gibi çocuk besliyorlar. 7 yaşına kadar o çocukla muazzam ilgileniyorlar. O çocuk serpilip okula gitmeye başlayınca artık ara ki bulasın anasını babasını. Niye? Çünkü serpildi ve artık ihtiyaçlarını dile getiriyor. Bana ayakkabı lazım, şuraya gitmek istiyorum, buraya gitmek istiyorum. Hadi bakalım. Ama bebekken her şeyin yavrusu çok güzel zaten. Çok narsistik bir yerden çocuk yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden her zaman denge, homeostatik denge vardır. Nasıl vücudumuzda bir homeostasis ilkesi var, dünyanın da böyle bir denge ilkesi var. Zaten ailedizimde o denge ilkesi de çalışır. Bu kadar çok çocuk doğurmaya çalışırsan Netflix ve eşcinselleşmede o kadar sana yardıma gelir. Sen bu kadar çok işte nusret yaparsan veganlar çoğalmaya başlar. Hayat hep böyle kendi dengesini bulmaya çalışır. Biz bu geyiğe niye bu kadar taktık sence? Aile bozuluyor diye. Aile bozuk ki zaten. Yani bozuk zaten aile. Deminden beri konuşuyoruz burada. Bozuk da olsa demek ki o düzende kalmasın. Bozuk bizim bozuğumuz gibi vardır yani. Deli bizim delimiz hayır, gibi. Hayır öyle olsa gene ben ona da razıyım. Hayır biz bozuk değiliz var. Denial, inkar var. Hayır biz bozuk değiliz. Biraz böyle DNA sarmalı işte yaşam çiçeği yedi katman tandırını yedi gibi. Biraz öyle benim için çok önemli bir şey değil ama zaten ben hayatım boyunca hiç 6. 7. kuşağa gitmedim bile diyebilirim. Hmm. Hellinger de çok nadir giderdi. Zaten bir bilemedin ikinci kuşakta bu iş biter. Nadiren üçüncü kuşağa bakarız. Çünkü zaten bu toparlana toparlana geldiği için. Yani Nebula'ya kadar gitmemin bir alemi yok. O yüzden biraz aile dizimini ben çok minnoş bir teknik olarak da görmem. Bizde genellikle çok minnoş bir uygulama gibi. Çok yumuşacık böyle ya da çok ajitatif. Ben Hellinger'le bizzat gittim çalıştım arkadaş bizim Almanya'da yaptığımız çalışmaların yarısı 2. Dünya, 1. Dünya Savaşı ve etkileri Yunanistan, Türkiye filan o işlerle alakalıydı. Savaşlar, göçler, soykırımlar. O kadar minnoş bir şey değil yani. O yüzden uygulayıcısının ana diline ve kültürüne son derece hakim bir olması lazım. Hmm. Yani bunu sadece eğitimini bitirmek, işte birinden şunun eğitimini aldım diye bir şey yok. Sen ana diline hakim misin? Sen kültürüne hakim misin? Şimdi bir de bu yurt dışından uygulayıcılar geliyor. İyi ki geliyorlar sağ olsunlar. Çalışmada diyor işte anne çocuğuna dedirtiyor ki bizim yurt dışından gelen uygulayıcı. I bless you. Bizim çevirmen de çeviriyor seni kutsuyorum. Sen hiç annenin tarafından kutsandığın oldu mu? Hayır ya çok eksik kaldım bence bizde. Bak kutsasaydı hiç böyle sorunlarım yani işte, olmazdı. Çünkü kutsama Hristiyan adetidir. Yani bizde
ben hayatım boyunca annem evladım seni kutsuyorum dediğini, ben onu ne yaptım mesela bizde? Kültürel hakimiyetiniz olursa sütüm sana helaldir ya da iyi ki seni doğurmuşum. Tabii. Şimdi bu yüreğe işliyor. Ama seni kutsuyor. Şimdi İngilizce düşündüğümde I bless you, okay, fine. Çok güzel bir yerde. Ama İngilizce düşünebildiğinde, İngilizce düşünemediğinde, seni kutsuyorum dediğinde ben kendim papaz... ne oluyor falan derim. Ne ara ayine geçti? Ne ara ayine gitti? Corpus Christi işte suya atacak, bir dilimde ekmek verecekler. Ne yapacağız yani? Hani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kafalar çok karışık. Yetişkin bilincine acilen ulaşmak, olabildiği kadar yetişkin bilincinde kalabilmemiz gerekiyor. Ve inan bana, bu kadar çürük çarık bir şehirde, bu kadar ya SimCity'de 5 level geçemeyecek adamlar bu ülkede hala belediye başkanı. Şuraya SimCity koy, vallahi 5 bölüm geçemez. 15 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır belediye başkanı anladım. Bu kadar kaotik bir şehirde yaşamak hak etmiyoruz. Bu kadar kalitesiz bir yaşam sürdürmeyi hak etmiyoruz. Yurt dışında da ekmek satılıyor biliyorsun. O ekmek de bizim fırında satılan ekmek. Aynı ekmek. Yani adamın kafasına vursan kafası yarılır o onun ekmeğini. Sosisliye alıyorsun biliyorsun. Ekmeğin içine şu kadar bir sosis koyarlar. Almanya'da adam sana bu kadar sosis veriyor. Şu kadar bir şey küçük baget ekmek veriyor. Onunla tut diye. Niye? Yani ekmek yiyeceğine sosis yemek. Burada önce ekmek yiyorsun. Yanında da sosis tadı var. Bu değersizlikten kurtulmak için çok değersiz hissediyoruz. Çok değersiz hissettiriliyoruz. Varlığımıza, kimliğimize, duygumuza, düşüncemize kulak veren yok. Özellikle son zamanlar ne duymaya başladım biliyor musun danışanlarımdan? Hocam sizinle konuşmak bile iyi geliyor diyor. Yani ben daha hiçbir şey yapmasam, he 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 diye kafa sallasam, yargısız bir alanda anlaşılma duygusu bile insanlara terapötik etki etmeye başladı. O kadar duyulmuyoruz. Anlaşılmayı zaten geçtim. Anlaşılmak şu an en seksi lüks şey. O yüzden en seksi şey. Biri birini anladığı zaman müthiş seksi bir şey değil mi ya? Bırak anlaşılmayı, duyulmuyoruz ki ya. Kimsenin tahammülü kalmadı. Tuna Tüner, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Doktor bu ne? Doktor bu ne?